Arkadaşlar herkese merhaba, Scooter of Life YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalın en çok izlenen videolarından bir tanesi de Hi-Free videoları ve her zaman tercih ediliyor. Çünkü gerçekten servisleri çok sıkıntılı. Yusuf yanımda scooter'ın başına gelenlerden birazcık bahsedecek ve ondan sonra servisin kendisine çıkardığı listeyi burada hep beraber inceleyeceğiz. Yusuf hoş geldin. Hoş buldum abi, sağ olasın. Abi ne oldu bu scooter'a? Başına neler geçti? Biraz anlatsana. Anlatayım abi. Ben yokuş yukarı çıkarken adam benimle aynı yerde geliyor. Bu site parkı. Site yerinden geçiyorum ben. Boş yol. Adam da normal kendi yoluna gidiyor, ilerliyor. Evet. Adam dönerken duruyor. Ben önünden geçiyorum yavaş bir şekilde. 20 ile falan gidiyorum maksimum. Adam gazlamaya başlıyor abi. Tamam, peki sonradan ne oluyor abi? Ondan sonra işte abi ben direkt plakayı çektim korkudan, işte abi polise çağıracağım, bir yere gitme falan. Tamam. Numarasını aldım, babam geldi, olaya kargaşa işte. Ondan sonra abi işte numaralaştık, işte bir sıkıntı olursa arayın, fiyatı neyse yarısını veririz, mağdur olmayın gibisinden. Adam araba bunun neresinden geçti? Araba bunun ön tekerinden geçti abi, şurasından. Üstünden araba geçti. Aynen abi. Ve tamam. Reklam da yapıyorlar hani üstünden araba geçitmiş olmuyor gibisinden ama öyle de değilmiş yani, yalanmış. Yani biz bunu test etmedik ama bir kaza yaşandı, evet ve abi, bu scooter'ın üzerinden araba geçti. Evet abi. Tamam, peki ondan sonra yaşadığın olay ne abi? Servisten yani mi? Ne oldu? Aynen, servisle alakalı i̇şte ne problem yaşadın? Servis ulaşmaya çalıştım, işte faturanın üstünde numara yazıyorlar diyorlar. Faturanın üstünde hiçbir şekilde numara yazmıyor abi. Ben evet, aradım ondan sonra işte 1-2 hafta sonra bana ulaştılar. Servis numarasını attılar. Ben de servise ulaştım. Telefonu hiçbir şekilde açmıyorlar. Tamam. Ondan sonra en sonunda mail atıyorlar bana. Mailden işte Miyakas Teknik Servis'e ulaşabilirsiniz. İşte gönderebilirsiniz kargoyla vesaire. Ondan sonra biz bunu kutuladık. Kutularken de bayağı bir sıkıntı yaşadım. Çünkü yamuk olduğu için su kutu zor giriyordu. Kutu da patladı biraz. Bantladık abi vesaire, götürdük kargoya. İşte gitti su kutu oraya. Tamam. Ondan sonra işte bir sürü parça saydılar. Sen bunu kargoyla gönderdin. Aynen abi. Tamam. Gönderdim. Ondan sonra işte bana bir sürü parça da yok. İşte ekran değişecek, gaz kolu değişecek, gaz pedalı değişecek. Bakar mısın abi bak. Gaz pedalı çalışıyor. Sadece yayı çıkmış yerinden sanırsam. Tamam. Çalışıyor. Ondan sonra sana bir liste gönderdiler. Aynen abi. Liste ne abi? Listeyi bir çıkarsana. Bakalım abi hemen. Aç abi. Gaz baştan pedalı. Sayalım. Gaz pedalı. Abi gaz pedalı çalışıyor yani. Bunda ne var yani? Bunun değişmeye ne gerek var? Gaz pedalının sadece teli çıkmış evet arkadaşlar. Evet abi. Aynen. Ondan sonra 2 adet fren kolu sensörleri. Frene de bak ha bak. Fren. Bas abi frene. Çalışıyor abi, baksana frende hiçbir şey yok. Sensörüne bakalım istersen. Serkan hemen gel, bir sensörünü çek abi. Hemen. Bas Yusuf frene. Basıyorum abi. Bas frene. Frene bas abi. Bak. Kendisi durdu zaten. Fren lambalarımız yanıp sönüyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani sensör de çalışıyor. Arkayı da bir test edelim abi. Arka frene de bas. Arka frene bas abi. Bas Yusuf. Gördüğün gibi arka fren ve arka frenin tesisat da çalışıyor. Sensörümüz de çalışıyor. Evet abi, onu eledik abi. Evet. İkinci, üçüncü ne vardı? Ekran yazmışlar. Abi benim ekranım sağlam, görüyorsun. Hani bu nedir bak. Ekranım da çalışıyor. Serkan sürekli. Gel abi çek. Ekranın üzerinde en ufak bir çizik bile yok. Öyle yani, söyleyeyim size. Gaz ver. Ekran Yusuf çalışıyor. Bak vites değiştireyim. İkinci sesi aldım abi. Hani ekran çalışıyor. Hani bunun değiştirmesine ne gerek var? 123 kilometrede yani. Aynen abi. Hani ekranı çıkartıp diye benim kendi ekranımı takabilir. Yani bunu benim ekranımda bana fiyat veriyor resmen. Böyle bir şey olamaz. Başka ne vardı? Disk yazmış. Diskler çalışıyor. Diskler. Abi, abi Serkan gel bir disk gibi çek. Bak Yusuf. Bas deyince bas abi. Tamam abi. Diskte var mı bir yamukluk Serkan? Bak görüyorsunuz abi. Dümdüz. Bas frene Yusuf. Çalışıyor. Arkaya geçelim hemen. Geçelim. Arka tarafa geçelim hemen. Ben bir gaz vereyim. Bak Serkan. Bak abi. Gel istersen böyle. Bak. Arkaya basıyorum. Arka disk dümdüz. Hiçbir şey yok. Bas frene. Bak fren de gayet güzel duruyor bir şekilde abi çalışıyor. Diğer ne vardı hemen bana kaliper sayalım yazmışlar abi. Kaliperler. Kaliperler de zaten gösterdik size. Çalışıyor. Evet. Devam abi. Ön amortisör, lastik şasesi. Ön amortisör, bir dakika. Ön amortisör ve lastik şasesi. Yani ön tarafta şasede herhangi bir sıkıntı yok. Bakın buradan gayet sağlam bir şekilde duruyor. Diğerini oku abi. Ön uzun gidon. Gördüğünüz gibi gidon da sağlam, hiçbir şekilde yok. Sadece şu parça değişmesi lazım ama bunlar direkt gidonu değiştiriyor. Ona abi geleceğiz abi. Evet. Ondan sonra arka bağlantı şasesi, ara bağlantı şasesi. Zaten arızalı olan sadece şu ara bağlantı şasesi. Onu doğru yazmışlar Allah'tan. Evet abi, aynen evet. Onun haricinde 2 adet çamurluk. Çamurluk sen yok abi. Bunda orada kaç tane çamurluk görüyorsun abi? 2 tane görüyorum abi. Bir tane çamurluk var değil evet mi? Evet abi. O da arkada. Önde zaten Hi-Free'si olup da önde çamurlu olan varsa yazın abi yorumlar. Lütfen merak ediyorum. Hani böyle bir üretimde scooter Hi-Free var mı?
Ondan sonra da ne yazmışlar abi? İşçilik artı işçilik 13.000 TL. Evet. Bakın 13.000 TL. Scooter zaten üzeri... scooter 20.000 lira abi. Heh. Zaten scooter 20.000 lira. Arkadaşlar... Ben dedim işte bunu abi bu şekilde. Hani scooter'ın ön gidon olmasa scooter kullanamazsın. Geri kalan bir şey kalmıyor. Motor kalıyor, batarya kalıyor. Ön gidonun önemli olduğunu söyledi bana. Evet. Ve bana parçaların beraberiyle işçilik fiyatı vardı yani. 7.000 kaç oluyor? 6.500 lira işçilik var abi bunda. Aynen öyle. Parçalarla beraber toplam evet. Şimdi aslında bakın arkadaşlar konuyu toparlayacak olursak. Bakın. Sadece parçaların fiyatı mı? Evet abi, bir de işçilikle beraber. Yani işçilik 6.500 lira abi. 6.500 lira artı bir de işçilik veriyor. Evet, fiyatıyla beraber. Anladım. Yarı yarıya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Bakın bazı firmalar skuterlerini Türkiye'ye kendi markası adı altında getiriyor. Ve o skuterin servis desteğini sadece kendileri veriyor. Yani siz o markayı aldığınız zaman aslında bunun hem yedek parça desteğini o firmadan almış oluyorsunuz. Hem servis desteğini o firmadan almış oluyorsunuz. Ve sadece onlarla muhatapsınız. Onlarla muhatap olduğunuz için de bir rekabet söz konusu ortada yok. Yani onlar buna 15 de diyebilir, 20 de diyebilir. Siz bunları yaptırmak zorunda bırakıyor sizi aslında. Çünkü diyor ki evet, ben buna bu fiyatı veriyorum. Zaten bu bana yaptıracak. Ben bunun yedek parçasını kimseye vermiyorum. Sadece bunu ben yapıyorum. O yüzden istediği gibi ya çöpe atacaksın ya da bana yaptıracaksın. Yani sizi birazcık da zorunlu bırakıyorlar. Şimdi arkadaşlar bu saydığımız listeyi bir bir okuduk zaten size. Onların verdiği listeyi. Evet. Bakalım bu skuterin üzerinde biz hangi parçaları değiştireceğiz ve hangi parçaları tamirini yapıp bu skuteri tekrardan Yusuf'a teslim edeceğiz. Yusuf da bunları görecek. Zaten onun yanında tamirini yapacağız. Sizler de ekranınız başından izleyeceksiniz. Bakın bu söylediklerimizi gerçekten dikkate alın. Biz aslında bunları söyleyerek sizin zor durumda kalmamanız için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Farklı modellerimiz de gelecek. Biraz böyle girmişken bari kendi reklamımızı da yapalım. Scooter of Life markası altında farklı modellerin satışlarını da yapacağız. Aynı zamanda sattığımız scooterların teknik servis desteğini de vereceğiz. Yani nedir bu? Yedek parçası, servis ağı, bunların hepsi olacak. Bunların altyapısını hazırlıyoruz. Şimdi isterseniz bir teknik servisimize geçelim. Scooter'ımızı bir alalım. Bakalım hangi parçaları değiştireceğiz. Onları da sizlere gösterelim. Görüşmek üzere, servise geçiyoruz. Arkadaşlar skuterimizi tezgaha aldık. Yusuf da yanımda. Şimdi önemli olan burada arızalı parçaları, yani yamulan parçaları sökmek. Onları sökmekle işimize başlıyoruz abi. Önce şu halımızı alalım. Orası kırılmış, parça içinde kalmış. Evet, şarj plastiğimiz kırık. Şuradaki eğim istersen Şafak bak gerçek. Bak, buradan net bir şekilde yamulan yer belli oluyor zaten. Bak şurası. Şu an taksimetre 2000'e yazdın mı Ekan? Taksimetre şu an 2'den başladı. Onların hesabıyla konuyu şu nasıl çıkartacağını merak ettim. Yani her çevirdiğin, her çıkardığın binadan 1000 lira falan koyacağız değil mi? Koyman lazım. Aynen. Elimizde çok parça varsa değiştirelim onu yazalım. Yamuk ya, kasmış hem de zor çıkıyor. Yardımcı olayım mı abi? Yok, birazdan. Tamam. Yardımını isteyeceğim şimdi. Direksiyon sende. Buradan tutabilirsin şu anda. Tamam abi. Birazdan boşa çıkacak. Bak şöyle yapıyoruz. Direksiyonu biraz oynat. Tamam. Evet. Normalde bunun böyle durması gerekiyor değil mi? Evet abi. Tamam, birazdan duracak. Şunun ağırlığını taşırsın artık ya. Evet abi, taşırım. Tamam. Şimdi şu alt taraftaki şu demirleri sökeceğiz. Emre gel karşıma, şurayı açmamız lazım. Biliyorum abi. Benim de yazan o abi. Ya gel. İçini açmışlar ama daha önce. Ha? İçini açmışlar. Şuradan belli. Kaydırma. Tamam. Tamam mı? Yeter. Şimdi içeriye açacağız. Ne var burada ya? Orijinal batarya değil. Şey bu değil bu. Ne değil? Sonradan yapıştırmışlar.
içerisi temiz. Eight rounds in the 45 and go down. 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 Look. I was passing aggression, passive aggressiveness. I left them hanging like loose ties, as loose ties. Either not, he begging to go or not. Depends on the situation, he going up like inflation. Fuck all the haters that said that he couldn't make it. My brother drowned in the lake, how could all you people mistake it? He fought hard for what he had, murderers holding guns. You worried about all the extra to water gets in your lungs, man. Ayy, how could you do this shit? How could you do this when you know I'm going through this shit? Real shit, G shit, I really do this shit. I ain't about it, but you know I'm walking through this shit. Look, 8 rounds in the 45 and go down. Look, 8 rounds in the 45 and go down. Look, 8 rounds in the 45 and go down. Yeah, 8 rounds in the 45 and go down. Yeah, 8 rounds in the 45 and go down. 8 rounds in the 45 and go down. Arkadaşlar, aynen. Saati 9 yaptık. Scooter'ımızı bitirdik. Gördüğünüz gibi yani ok gibi oldu makina. Yusuf, memnun kaldın mı abi? Çok memnun kaldım. İşin başından sonuna kadar bizim yanımızda değil miydin? Evet abi. İçine sinmeyen, kafana takılan herhangi bir şey var mı abi? Yok abi, kesinlikle olmadı. Arkadaşlar, neler yaptık? Bu süreçte ön tarafta çatalımız da yamuktu. Komple bir ön çatal montajı gerçekleştirdik. Gidonumuz orijinal, ekranımız orijinal, gaz kolumuzun tamirini yaptık. Frenlerimiz, her şeyimiz orijinal. Değişen parça sadece şu alt çatal, şu arka taraftaki alt bağlantı, o kadar. Onun haricinde zaten başka skuterde hiçbir şeyimiz yoktu. Şu anda skuterimiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Baba, demek istediğin bir şey var mı bizim takipçilerimize? Yok abi, teşekkürler. Eline sağlık skuter için. Skuterimi tekrar özlemişim çünkü. Bilmek istiyorum ben. Ayaklığını açtım. Az önce Yusuf şey diyor, abi ayakta duruyormuş diyor. Geldiğin ayaklık bile çalışmıyordu. Evet abi. İyi günlerde kazasız belasız kullan. Eyvallah. Her zaman beklerim. Eyvallah, sağ olasın. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.